Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem PKK terörü hem FETÖ terörü karşısında. Mesela ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı şu sözlerle savunmuş bir adam. Allah Sayın Cumhurbaşkanı'na uzun ömür versin. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu ülkede FETÖ mücadelesi bu kadar yoğun olmazdı. Ama FETÖ'nün siyasi ayağı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün siyasi ayağı... Bir kere ayağı, demiyor mesela. Bakın, sürekli aynı şeyi söylüyor. Ben hep şunu söylerim. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'de aramak hakikaten AK Parti'ye, yani benim onu söylemem biraz şey ama AK Parti'ye haksızlık olur. Niye haksızlık olur? Efendim işte doğrudur. Biz de söyledik. Ben meydanlarda Fethullah Gülen'i savundum ya. Dedim ki ey Recep Tayyip Erdoğan dedim. Bu Fethullah Gülen'den terörist olmaz. Bu adamlara niye zulmediyorsun? Niye baskı yapıyorsun? Niye bilmem ne yapıyorsun dedim. 7 Haziran seçimlerinde adaydım. Evet. Ben FETÖ'den nefret ederim ya. Ben FETÖ'yü günahım kadar sevmem. Niye dedim? O gün 7 Haziran adayım. Bu FETÖ'cülerin de AK Partililerle arası açılmış. Arası açılmış. Bunlara baskı yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevmiyorum o zaman. Allah var sevmiyorum daha o zaman. Düşmanım ya Recep Tayyip Erdoğan'a. Dolayısıyla onlar da düşman olunca bir araya gelmişiz. Vay ondan dolayı da FETÖ'cü dediler bana. Habire video mu yayınlıyorlar? Bak sen diyorlar böyle konuştun Kumru konuşmasında. Ben konuşmamı Facebook hesabından silmedim ki duruyor orada. Çok meraklıysan dinle. Ama ben diyorum ki ben 15 Temmuz'dan önce Fethullah Gülen'den fazla Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık besliyordum. Ama 15 Temmuz'un... Düşmanımın düşmanı olduğu için mi? Aynen öyle. Cehaletin getirdiği bir şey. Cehalet ya. Düşmanımın düşmanı dostum olur mu? Öyle kabul ettik. Ama 15 Temmuz gecesi bu kanlı terör örgütünün şerefsizce eylemlerini görüp o Pensilvanya'daki sümüklü hainin ne yapmak istediğini gördüğümüzde Sayın Devlet Bahçeli darbeler namussuzdur. Darbeler ahlaksızdır. Darbeler şerefsizdir. Darbenin karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin yanındayız dediği an itibariyle Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan mevzubahisse gerisi teferruattır dediği sözden hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldık. Yer aldık da kötü mü ettik kardeşim? Nasıl sevebildiniz? Nefret ediyordunuz? Sevmem de gerekmiyor ki. Hayır. Destekliyorum. Yani. İnanarak destekliyorum. Yani sevdiniz mi soru onu söylemeye çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanıdıkça sevmemenin yanlışlığının da farkına vardım. Bir örnek vereceğim. Çok da garip gelecek. Şimdi bu sözleri söylüyoruz. Kırgızistan'a gittim. Hani bu meşhur Uluma hikayesi var ya. Tanrı Dağı'nda Uluma işi. Bişkek'te geziyorum. Hadi kardeş. Bir camiye götürdüler beni. Müthiş bir cami. Devasa bir alanda. Muhteşem bir cami. Kim yaptı burayı dedim. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı dediler. Ya gururlandım. Ben Türkçüyüm. Türk dünyasını savunuyorum. Mescit bile yapamamışım oraya. Ama Türk milliyetçiliğine düşman dediğim, Türk lafını ağzına almıyor dediğim Tayyip Erdoğan gitmiş Kırgızistan'a cami yapmış. Sonra Manas Kırgız Üniversitesi'ne gittim. 6500 öğrenci var. O alanın, Orta Asya'nın neredeyse en büyük üniversitesi. ODTÜ'sü gibi olmuş. Hı hı. Kırgız Manas Üniversitesi. Recep Tayyip Erdoğan her yıl devasa yardım etmiş. 6500 Türk öğrencisi Türkçe eğitim yapıyor. Sonra orada bir okula gittim. Türk okulu. Türk okulu adı. Hı hı. 450 tane öğrenci var. O gün 23 Nisan orada İstiklal Marşı'nı okuyorlar. Ya ağladım. Ağladım. Türk milliyetçisi olarak. Ahıska Türkleri köyüne davet etti. Bu çok önemli bak. Evet. Ahıska Türklerinin köyüne gittim Bişkek'te. Konuşma yapıyorum. Ben konuşma yaparken hem Bozkurt yapıyorlar hem de Rabia yapıyorlar. Lan diyorum bunlar ne iş? Hani Bozkurt anladık da niye Rabia yapıyorlar diye kendi kendime de o ara konuşurken düşünüyorum. Konuşma bitti. Ethem Bey var orada Allah razı olsun. Dedim ki Ethem Başkan gel bakalım. Bozkurt yapıyorsunuz anladım da dedim. Niye Rabia yapıyorsunuz? Dedi ki vekilim Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun dedi. Yolumuzu yaptı dedi. Camimizi yaptı dedi. Çeşmemizi yaptı dedi. Ve her şeyden önemlisi 75 yıl sonra biz Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi dedi. Oo. Şimdi niye sevmeyeceksiniz? Niye sevmeyeyim?
Yani illa birisi düşman, diktatör, bilmem ne dedi diye aynı gözle mi bakacağım? Benim bakış açım farklı. İşte bunun için sevdim. Doğru. Sevmemizin sebebi bu. Doğru. Ha, bu sevgiyi de söylemekten de gocunduğum bir şey yok. FETÖ dedik, şeyi atladık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25'te mecliste FETÖ'nün o tapelerini yayınlaması. Sonrasında bir kere değil birkaç kez FETÖ'nün siyasi ayağı sensin diye hitap etmesi Erdoğan'a. Bakın ben bir televizyon konuşmasında da söyledim. Ya da şöyle Sayın de devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na FETÖ'nün siyasi ayağı demek bizzatihi FETÖ'cü olmaktır. Niye? Tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı Türkiye'de FETÖ'yü ortaya çıkaracak, FETÖ ile mücadele edecek ikinci bir babayiğit yoktu. Herkes bir şekilde merhamet ederdi. Herkes bir şekilde acırdı. Herkes bir şekilde burada yeter derdi. Ama Allah Sayın Cumhurbaşkanı'na uzun ömür versin. O FETÖ ile mücadele edip devam ediyor. Süleyman Soylu'nun da hakkını teslim etmek lazım bu arada. Yani Sayın Süleyman Soylu da hakikaten geri adım atmadı. Dik duruş sergiliyor. Bir sürü hakaretlere, tehditlere, çocuklarına varana kadar tehditlere rağmen o da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında hem PKK'ya karşı hem FETÖ'ye karşı dik duruş sergiliyor.